Dalgalanmalar bizim başımızı döndürüyor gerçekten. Yani eskisine gitmiyorum hiç ama son günlerde olumlu bir hava çıkmıştı. Başbakan çıkmıştı Sayın Binali Yıldırım. Rejimi yok sayamayız diye Suriye bir rejimi. Evet. Suriye rejimini yok sayamayız diye güzel bir açıklama O yapmıştı. hayat ona söyletiyor. Yani aklı başında, sağduyu sahibi ve süreci gören hükümet yöneticileri de var. Onlar Tayyip Erdoğan'dan bizim de gördüğümüz farklı bakıyorlar İyi de tam mesele. bu laftan sonra ne oldu da Suriye çıkmazının içine Türkiye'yi sokan görüşleriyle, düşünceleriyle birlikte Davutoğlu yeniden onore edildi, kola takıldı, getirildi. O parti içi sorunlardan kaynaklıyor sanıyorum. Yani oradan çok büyük yorumlar yapıp efendim Tayyip Erdoğan'ların tekrar Amerika ile işbirliğine yöneldiği gibi bir yorum bence gerçekçi değil. Yani orada öyle görülüyor ki Tayyip Erdoğan işte Abdullah Gül kanadıyla bir meseleleri var ve haklı. Yani Amerikancı bir kanat var AKP'nin içinde ama onları bölmeye çalışıyor. Bir kısmını yanına çekmeye çalışıyor. Kendi parti içi siyasetinde gördüğümüz bir manzara. Yani bu çerçevede şimdi Ama Recep buradan Tayyip Erdoğan Amerikancı değil mi? şu Amerika ile savaşan bir adama bugün Amerikancı demek yanlış olur. Yanlış olur. Amerika ile savaşıyor adam. Yani şimdi Ama onunla geliyorsunuz. Onunla geliyorsunuz. Bir anlamda onun desteğiyle, yönlendirmesiyle, siyasette size hayır hah bakmasıyla gelip yönetiyorsunuz Türkiye'yi. Ama bugün onunla diyorsunuz ki artık öyle gelmiyoruz. Hayır yönetmiyorum. efendim. Biz kendi gücümüzle biraz evvel Sizin için savundu. demiyorum. Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve ekibi için Amerika ile söylüyorum. geliyor. Öyle de öyle. Ama şimdi Tayyip Erdoğan Türkiye'yi yönetmiyor. Türkiye Tayyip Erdoğan'ı yönetiyor. Evet. Evet bakın bu çok. Bir daha söylüyorum. Tayyip Erdoğan bugün artık Türkiye'yi yönetmiyor. Türkiye Tayyip Erdoğan'ı yönetiyor. Bunu olaylara serin bakan, nesnel bakan herkes görüyor.